Şura suresi 29. ayet ve Enbiya 19. ayet uzaydaki canlılarla ilgili olabilir mi? Şura 29. Beni Yahya gibi hafız zannediyor. Şura kaç? Şura 42. sure 29. ayet. 42. sure 29. ayet. Bundan sonra soru sorulur mu? Sayfasında söyleyin de çabuk bulalım. Evet, şimdi buldum. Bulduktan sonra söyleyebiliriz mi? Bir şeye yaramıyor. Soruyu siz sordunuz, tamam. Sormadınız, tamam. Peki, diyor ki Allah-u Teala burada. Evet. Estağfirullah. وَمِنْ اَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ göklerin ve yerin yaratılması Allah'ın ayetlerindendir. وَمَا بَتَّ ف۪يهِمَا مِنْ دَابَّتٍ O ikisinde kıpırdayan dabbeler, canlılar. Hareket eden canlılar, her ikisinde de. Mesela biz göklerde meleklerin olduğunu biliyoruz Kur'an-ı Kerim'de. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ Allah emir verdiği gün onları bir araya toplama ölçüsünde koymuştur. Böyle bir kriter, böyle bir prensip de koymuştur Allah-u Teala. Şimdi buradan tabii göklerde canlılar olduğu kesin de acaba meleklerden başka bir canlı var mı? Mesela cinler de buna dahil mi? Cinlerin müminleri dahildir de mümin olmayanları birinci kattan yukarısına çıkamıyorlar. Yani çünkü şeytanları Allah-u Teala birinci kata bile sokmuyor yani. Birinci kata onun kapısına kadar çıkıyor ve oradan kovuluyorlar. Şimdi bir de Allah-u Teala gökleri yedi kat yarattığını bildiriyor. Ondan sonra diyor ki Estağfirullah وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْرَهُنَّ Yeri de tıpkı o gökler gibi yarattık diyor. Yer de yedi kat. Şimdi yerin yedinci katı bizim yaşadığımız bölüm. Her türlü işte şeyler var. Göğün yedinci katına da Cenab-ı Hak اَلَّذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ diye ifade ediyoruz İsra suresinde. Bunlar bir şeyler ifade ediyor ama bunlarla ilgili özel çalışma yapmak lazım. Özel çalışma yapmazsan işte benim gibi böyle bir takım şeyler söyler bitirirsin. Evet. Yani olabilir ama vardır diyemem. Evet.